Emekçileri, ekranları başında bizleri izleyen, gözü kulağı bizde olan değerli halkımız, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Siz de hoş geldiniz. Şimdi malumunuz kongremizden bu yana yüzlerce değerlendirme ve halk toplantıları, son olarak eş başkanlarımız İstanbul'dan Hakkari'ye, Muş'tan Adana'ya, pek çok yerde gerçekleştirdikleri halk buluşmalarında dile gelen talepler ve dün başlayan, bugün de sürmekte olan Merkez Yürütme Kurulumuzun ana gündemiydi. En önemli başlık hiç kuşkusuz tüm Türkiye'de olduğu gibi bizim de partimizde yerel seçimler başlığı. Bu arada MYK'mız hala devam ediyor. Ben arada sizler aracılığıyla kamuoyunu bazı eğilimler ve kararlara ilişkin bilgilendirmek üzere çıktım. Halkımızın talepleri çerçevesinde MYK'mızın da gündemine gelen, tartışılan ve ortaklaşılan bazı eğilimleri sizlerle paylaşacağım. Hatırlanacağı üzere eş genel başkanımız Tuncer Bakırhan 1 Aralık'ta Hakkari'de şöyle bir açıklama yaptı. Halkımız bizden her yerde seçime adaylarımızla girmemizi istedi dedi ve devamında bunun ilgili kurullarda tartışılacağını ve en kısa sürede bu konuya ilişkin bir stratejinin belirlenip kamuoyu ile paylaşılacağını da yine aynı gün aynı yerde açıklamıştı. Partimiz bu talebi yine eş genel başkanımızın da işaret ettiği gibi Merkez Yürütme Kurulumuzda ciddiyetle tartışıp değerlendirdi ve Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere adaylarımızla girme eğilimi ortaya çıktı. Bu karar Merkez Yürütme Kurulumuzun önerisi olarak parti meclisimizde de değerlendirilecek. Daha önce yaptığımız açıklamada birinci ve ikinci parti olduğumuz yerlerde aday adayı başvurularımızın başladığını, 27 Kasım'da başladığını ve 10 Aralık'a kadar süreceğini açıklamıştık. Batı illerinde de komisyonlarımız kuruldu. Aday adayı başvurularını almaya başladık. Yani Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere kendi adaylarımızla girmek için hazırlıklarımız tamamlandı. Aday adayı başvurularını da almaya başladığımızı bir kez daha vurguluyorum. Yerel seçim stratejimiz kazanmak, kaybettirmek ya da kazandırmak değil, kazanmak. Neyle kazanmak, nasıl kazanmak? Kent uzlaşısı ile kazanmak. Değerli basın emekçileri, bu süreçte yapacağımız en önemli şeylerden biri de geliştirdiğimiz yerel seçim ve yerel yönetimler komisyonumuzun günlerdir hem sahada hem raporlarla hem araştırmalarla çalıştıkları ve ortaya çıkardıkları yeni bir ön seçim modeli. Bu konuya ilişkin periyodik bir biçimde zaten açıklamalar ve değerlendirmeler yapıyoruz. Her yerde, yani ön seçim koşullarının olduğu her yerde adaylarımızı ön seçimle belirleyeceğiz. Ön seçimlerin her ilde, her ilçede katılımcı, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü yerel yönetim anlayışımızın, barış, özgürlük ve eşitlik talebimizin görünür olduğu bir şekilde ve adeta bir demokrasi şöleni havasında gerçekleşmesini hedefliyoruz. Bunu da adaylarımızı belirlerken yine gerçekleştireceğimiz kent uzlaşısı ile sağlayacağız. Peki ne demek kent uzlaşısı? Yani en geniş mutabakat, şehirdeki her sesi duymaya çalışmak. Hedefimiz bir aday belirlerken aday belirlediğimiz yerdeki en geniş kesimlere ulaşıp her sesi duymaya çalışmak ve o sesi de katarak şehri yönetecek insanları belirlemek. Bu da bir ilk. Şöyle bir ilk, normalde klasik ön seçim modellerinde partilerin yalnızca üyeleri oy kullanabiliyor. Oysa bizim geliştirdiğimiz bu ön seçim modelinde böyle olmayacak. Yalnızca partimizin üyeleri değil, yalnızca bileşen partilerimizin üyeleri de değil. Demokratik kitle örgütleri, ailelerimiz dünden bu yana emek vermiş, yöneticilik yapmış herkes bu süreçte sorumluluk alarak bizimle birlikte olabilir ve oy kullanabilir. Dolayısıyla kent hakkı için emek veren herkesin katılımı ve uzlaşısıyla belirleyeceğiz adaylarımızı. Sadece belediye eş başkanlarını değil, bir başka ilk, bugüne kadar uygulanmamış bir model. Sadece belediye eş genel başkan adaylarımızı değil, aynı zamanda belediye meclis üyelerimizi ve il genel meclis üyelerimizin de 1/3'ünü yine ön seçimle belirleyeceğiz.
Heyecanlıyız, kararlıyız, umutluyuz, kazanacağız. Türkiye'nin her yerinde seçime adaylarımızla girmek için hazırlanıyoruz. Kayyumları kalıcı hale, sabit hale getirmeye çalışanlar da bilsinler ki partimize gönül veren, oy veren, seçmen olan ve bunun için ağır bedeller ödeyenler kayyum rejimine en güçlü cevabı kendilerine ve kentlerimize kazandırarak verecekler. Çok teşekkür ederim. Bu açıklamayı iki dilli yapmak istiyorum. Kürtçe'de aynı şeyi söyleyeceğim ve sonra hemen MYK'ya döneceğim ama bu esnada varsa sorularınızı çok hızlı bir şekilde alabilirim. Yoksa ben aynı açıklamanın Kürtçesine geçmek istiyorum izin verirseniz. Çapı Meryem Rezdar, Şoktar Enmeyin Heja, U Gelinmeyin Aziz. Lijney abinin diğer evi Beryame Jdihi ve Civinede'ye. Gelek Mijaren Girinkji Rojeva Mede'ye. Ev Sereke Mijarji Eveku Herbicartine'in Heremi Yenku Peşya Mede'ne. Ve Kehunji Dizan'ın Memir Biryar Davuku Partiyame Lahemmu Heremi Kubuye Yekemin An Düyemin Parti ve Namzeten Hoya Bikeve Herbicartine'in Heremi'ydi. Le ev nezikaditya me brojaye le kadajite nırhandın ahheftin megelek cibin jikirin her du ev seroke meji bajar bajar gund gund mahalle mahalle digerin ev bahheftiyane pişti kongre hatta hana em le kadane denge ve hastina ve gaha meji ve keku em dibijin em partiya gelin em le bir yar ekhwe bi gele khare dedin bi khastina hawe lijne abinin diyar abi bebeli edeji hat guftu gokirin nırhandin u me bir yar ekda emir hemu deverin Türkiye bi namze ten khwe bi kevin herbijartinin heremide ve bir yar adavi ve meclis ameya partiye bide ef peşniyariya Lijneya binin ya Rebeberiya partiya meye muhast ezveji havare parve bikim ezdizanim hen mijarin ditir jihene ev mijarji balkeşin hunji va meraf dikin le he Lijneya binin berdevam diki ve naberede ez derketim da hene ezve havare parve bikim u pişti kucivina me bıkadı derhaka hen bir yarin nu deji disayma agahya bidin gelek spas dikim pırsiyen hava hebe ez dikarim bu kurdiji türkiji bıs dinim ku nebe ez destur hava dufazım ez kerem ki. Sarı güveni hep sarı güveni ilişkili Bajar İstanbul Spas bo pırsağı eraste titiştek ne vakibereye her peyvaj o yek nuye ev jihil bijartinin heremiye nune jiberu yeke vakeme goti em duhazin le her deri deskeftinin hoyatmazın bikin u le her deri le gorba deskeftinin mazın kirine tevbi gerin ev mijara kun dibijin min dahyani derha kavide da emel her deri bin namzetin hoa beş tarihil bijartinin heri bin gişti ya Türkiye'de ben ve eki gayni ve tiştek nuku ez naha bejim nine spastikim bu pırsa hava gayni ve onun dışında sorusu olan var mı yoksa hemen seri bir biçimde döneceğim buyurun var sizin galiba aynı soruyu sormuş olabiliriz belki de büyük şehirlerde aynı şeyi de devam ettirecek misiniz? Orada da adaylarınızı kendiniz mi çıkaracaksınız yoksa farklı bir politika uygulamayı düşünüyor musunuz? Tekrar ediyorum, notlarıma da dönerek tekrar ediyorum. Aslında bunu açıkladım ama tekrarda fayda var. Haklısınız. Büyük şehirlerde ne yapacağı çok merak ediliyor Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin ama büyük şehirlerde Türkiye'nin her yeri cümleme dahildir. Evet, büyük şehirlerde dahil olmak üzere Türkiye'nin her yerinde seçime kendi adaylarımızla girmek için hazırlanıyoruz ve kazanacağız. Merkez Yürütme Kurulumuzdan çıkan eğilim bu şekilde. Bu eğilimi Merkez Yürütme Kurulumuzun önerisi olarak parti meclisimizde değerlendirecek. Yeni gelişmelerden tabii ki sizler de haberdar edileceksiniz. Ama büyük şehirlerde Türkiye'nin her yerine dahil diyorum bir kez daha sağ olun. Var mı başka sorusu olan arkadaşlar?
yok sanırım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.